Şaban Sevinç'e döneyim ben. Şaban Sevinç, CHP'de bir şeyler oluyor belli. Ama çok şey olmasına rağmen hiçbir şey olmayacak mı? Yoksa Tanju Özcan'ın yürüyüşü dahil, parti içindeki eleştiriler dahil ya da teşkilatlardaki bir takım söylemler dahil bir sonuca götürecek mi CHP'yi? Ki sen de yıllardır Ankara gazetecisi olarak CHP'yi yakından bilen, tanıyan, takip eden bir isimsin. Bütün bu eleştiriler ve tartışmalar bir sonuç getirir mi? Yoksa sadece bir kıpırtı olarak mı kalır? Evet, teşekkür ederim Erdoğan Aktaş. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok önemli iç tartışmalar yaşanıyor. Bu kamuoyu önünde yapılıyor biraz da. Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde böyledir. Yani parti içi tartışmalar, hani partinin kendi iç organlarında da olur ama bu aynı şekilde kamuoyuna da, genel kamuoyuna da yansır. Yani Cumhuriyet Halk Partililer parti içi sorunları genel kamuoyu önünde tartışmak çekilmez, imtina etmez. Böylece tüm kamuoyu, CHP üyeleri, hatta CHP'ye oy veren vatandaşlar, hatta CHP'ye oy vermeyen diğer tüm vatandaşlar da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olup bittiğini yakından görme, izleme şansına sahip olurlar bu vesileyle. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok güçlü bir değişim talepleri var. Bunu yani gittiğimiz her yerde görüyoruz Erdoğan Aktaş. Yani bunun içinde efendim geçmiş dönemde milletvekilliği yapmış olanlar, halen milletvekilliği yapanlar, işte belediye başkanlığı yapmış olanlar, halen belediye başkanlığı yapanlar, oy verenlerin büyük çoğunluğu yani %70'i 80'i Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim olmasını ve bu değişimin de Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başlamasını talep eden bir tartışma yürüyor. Yani sadece tabii Sayın Kılıçdaroğlu ve kadrosu değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle son 5-6 yıldır oluşturduğu parti siyasetinin de parti rotasının da değiştirilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi özüne, kendi değerlerine dönmesini talep eden bir atmosfer var Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunda. Şimdi bugün mesela Sayın Faik Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, kendisini ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığından bu yana tanırım, bilirim. Ya önceden de biliyordum. Hani şeyde, bürokraside görevliyken de biliyordum, gazeteci olduğum için tanıyordum kendisini. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldıktan sonra daha yakından tanıdım kendisini, CHP'yi izleyen bir gazeteci olduğum için. Şimdi bugün yaptığı açıklamalar mesela partinin yani olağan basın toplantısı günü bugün, Faik Bey'in CHP sözcüsü olarak Tanju Özcan'a yönelik söylediği sözler beni çok düşündürdü. Faik Öztürk'a. Hani o bir şeyi gösteriyor. O açıdan müsaade ederseniz o konuda birkaç cümle etmek isterim Faik Bey'in açıklamaları hakkında. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet SHP eski genel başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de hani abi olarak bilinen artık Sayın Murat Karayalçın bir açıklama yapmıştı. Demişti ki CHP yönetiminde oligarklar var. Oligark bir şey, oligarşi var. CHP yönetiminde oligarşi var demişti. Şimdi bugün mesela Faik Bey'in yaptığı bu açıklamalarda o oligarşiyi çok net görüyoruz. Faik Bey'e ben baktım hani hafızamı tazelemek için. 2008 yılında bürokrasiden emekli olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyor. Katıldığı dönem Sayın Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Ve doğrudan parti meclisi üyesi ve merkez yönetim kurulu üyesi yapılıyor Sayın Deniz Baykal tarafından 2008 kurultayında Faik Bey, Faik Öztürk. Bugün hala partide merkez yönetim kurulu üyesi ve genel başkan yardımcısı. Yani 2008-2023 baktığımızda 12-15 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde bulunuyor. Yani üst tepe yönetiminde bulunuyor Faik Öztürk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kurulu üyesi. Son 15 yıldır partiye katıldıktan bu yana. Şimdi şöyle bir şey çıkıyor. Yani Deniz Baykal tarafından partiye alınmış ve merkez yönetim kurulu üyesi olmuş ki Deniz Baykal döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları çok çok farklıydı bugünkünden. Hatırlayın, hani daha Atatürkçü, daha ulusalcı, daha laiklik kimliğini öne çıkaran ve laikliği partinin hani en önemli politikası, laikliği savunmayı partinin en önemli politikası haline getirmişti Sayın Deniz Baykal.
Şimdi de 15 yıl sonra ya da son 5-6 yıldır Sayın Kılıçdaroğlu işte Türkiye'de bir laiklik tehdit, laikliğe yönelik bir tehdit yok diyor ve partinin siyasetini Deniz Baykal dönemine nazaran kıyasladığımızda tamamen değiştirmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani benim nereye ifade... bağlayacağız? Bunlar hani zamanı iyi kullanma açısından söylüyorum. Şunu diyeceğim. Kadrolar değişiyor, genel başkanlar değişiyor, siyaseti değişiyor partinin, pay gösterak kalıyor. Onu demek istiyorum. Bakın, Fahri Göztürk Merkez Yönetim Kurulu üyesi olduğunda 2008 yılında parti yönetiminde kimler varmış? Müsaadenizle sayayım. Hepsi de tasfiye olmuş. Sadece Fahri Göztürk kalmış. Mesela Önder Saf, Mustafa Özyürek, Onur Öymen, Cevdet Selvi, Mehmet Ali Özpolat, Mesut Değer, Algan Hacaloğlu, Yılmaz Ateş, Sırrı Özbek, Erdoğan Toprak. Erdoğan Toprak da şu anda danışman olarak var. Bir o istisna. Fevzi Topuz, Savcı Sayan, Rıza Yalçınkaya, Nur Serter, Mehmet Ali Susam, Fahri Göztürk, Ali Kılıç, Suat Binici. Şu anda bu kadrodan sadece Fahri Göztürk Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürüyor. Erdoğan Toprak da biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanıydı. Geçtiğimiz hafta Sayın Kılıçdaroğlu onu da baş danışmanlıktan görevden aldı. Yani partide, Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan değişmiş, partinin siyaseti değişmiş, çok değişmiş Erdoğan Aktaş. Yani hani benim kanaatime göre %100 değişmiş partinin siyaseti. Kadrolar tümden değişmiş. Kadrolar tümden değişmiş ama Fahri Göztürk değişmemiş. Hani Sayın Murat Karayalçın'ın ifade ettiği oligarşinin belki de hani kusura bakmasın Faik Bey, bunu siyaseten söylüyorum. Kendisine bir saygısızlık etmek istemem. Kendisini severim de sayarım da Faik Bey'i. Sağ olsun o da beni hani sever, diyaloğumuz vardır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki oligarşiyi göstermesi aslında çok çarpıcı bir isimdir Sayın Göztürk. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun başka isimler de var. Biraz önce Tanju Özcan saydı o isimleri. Yani CHP'deki o oligarşi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Fahri Göztürk'ün yanına kattığı başka isimler, değişmez isimler. Cumhuriyet Halk Partisi hep seçim kaybeder ama o isimler hiç kaybetmez. Onlar genel merkezdeki o büyük makam odaları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği imkanlar, belediyelerden ve milletvekili grubundan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisi olma gücünden kaynaklanan güçlerini Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezindeki o oligarşiye mensup siyasetçiler hep korurlar. Onlar hiç değişmez. Parti seçim kaybeder, oy veren insanlar ne olacak memleketin hali, yine AK Parti'ye mahkum kaldık, 5 yıl geçinemeyeceğiz, çocuklarımız işe giremeyecek diye ağlarken o oligarşi mensubu genel merkezdeki yöneticiler mesela birinci sıralardan milletvekili olmaya devam ederler, istedikleri kişileri belediye başkan adayı yapmaya devam ederler vesaire vesaire. Böyle bir yapı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bugün Faik Bey'in yaptığı açıklama o açıdan çok çarpıcıydı. Faik Bey diyor ki Tanju Özcan yürüyeceğine diyor Bolu'daki işlerini yapsın, belediyedeki işlerini yapsın diyor. İşte Bolu'da bir sürü iş var yapması gereken diyor. Yani bir nevi hükümete şikayet ediyor Tanju Özcan'a sırf değişim istiyor diye. Yani kendi koltuklarını tehdit ediyor diye bence işlerini yapsın diyor. Ne işi var yürüyüşte? Cumhuriyet Halk Partisi değişimle niye uğraşıyor diyor. Onun ötesinde tamamlarsan lütfen. Onu çoğul kullanıyor. Sayın Öztürk belediye başkanı derken çoğul kullanıyor. Belediye başkanları diyor ve Faik Öztürk üzerinden Tanju Özcan üzerinden mesela Ekrem İmamoğlu'na ve değişim talep eden diğer bir sürü belediye başkanlarına da bir nevi tehdit gönderiyor. Yani önümüzde yerel seçimler var. Aday olmak istiyorsanız oturun oturduğunuz yerde, bırakın bu değişim işlerini falan gibi. Böyle bir açmaz var Cumhuriyet Halk Partisi'nde Erdoğan Aktaş. Ama öte yandan şunu da söyleyeyim, hemen tamamlayayım. Bu akşam sanıyorum Ekrem İmamoğlu'nun hani bir iki haftadır üzerinde çalıştığı bir manifesto, bir deklarasyon Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişime ilişkin bekleniyor idi. Ben yayına bağlanmadan önce bir temas yaptım. Hani ne durumda Ekrem Bey'in açıklayacağı bu manifesto, CHP'deki değişim deklarasyonu diye. Sanıyorum bu saatlerde ona son şeklini veriyorlar. Yarın da herhalde ilan edecekler. İktidar için değişim adıyla bir tartışma platformu oluşturuyorlar. Orada
Cumhuriyet Halk Partisi'nde nasıl bir değişim olması gerektiğini düşünen herkesin görüşlerini alacaklar. Evet. Öte yandan bir de böyle çekirdek bir kadro, işte akademisyenler, siyasetçilerden oluşan, onlar da o işte manifestoya son şeklini verecekler. Bir metin yayınlayacaklar yarın. İlk defa bir metin yayınlayacaklar. Ekrem Bey'in, muhtemelen Ekrem Bey'in kaleminden çıkmış ya da onun onayından çıkmış bir metin yayınlayacaklar ve yarın itibariyle bu değişim startını Ekrem İmamoğlu en üst düzeyden başlatıyor. Bu arada mesela bugün kongreler süreci de başladı. Bugün itibariyle, 3 Temmuz itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Hani 15 Ekim'de tamamlanacak olan süreç, Ekrem İmamoğlu'nun ve ekibinin bu kongrelerde, ilçe ve il kongrelerinde genel merkezin adaylarına karşı adaylar çıkararak yarışı kongrelerde başlatacağını duyduk.